Sayın Öcalan, 15 Şubat 1999 tarihinde uluslararası bir komplo sonucu Türkiye'ye getirilerek ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmış ve daha sonrasında İmralı Ada Hapishanesi'nde tecrit altına alınmıştır. Tecrit altına alınmasının başa sebeplerinden biri Kürtlerin hak ve özgürlük statü taleplerini dillendirmesi ve bu anlamda girişimlerde bulunması olarak söyleyebiliriz. Aynı zamanda Sayın Öcalan'ın İmralı Ada Hapishanesi'nde bu şekilde tecrit altında tutulmasının sebeplerinden biri de Orta Doğu halklarına yönelik getirdiği barış ve özgürlük ve statü taleplerinin yüksek perdeden dile getirilmesidir. Tabii ki Orta Doğu coğrafyasında bu taleplerin kabul edilmesi başta Türkiye olmak üzere bazı devletler açısından mümkün olmadığı için bugün Sayın Öcalan İmralı Ada Hapishanesi'nde tecrit altında tutulmaktadır. Ve bu tecrit son yıllarda giderek derinleşmektedir. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün 40 milyonluk bir Kürt nüfusunu barındıran Orta Doğu coğrafyasında Kürtlerin özgürlük ve statü talepleri karşılıksız bırakılmakta. Ve bu tecritte bir anlamda bunun bir yansıması olarak yani halkların özgürlük taleplerinin geri plana atılması ve bu şekilde 40 milyonluk bir Kürt halkına bunun reva görülmesinin bir sonucudur. Bu anlamda Öcalan'ın tecrit altında tutulması da halkların özgürlük taleplerine vurulmuş bir darbedir. Ulusal ve uluslararası mevzuatlarda mahpuslar belli hak ve yükümlülüklere sahiptir. Sayın Öcalan da 5271 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna göre şu an hükümlü statüsünde yer almaktadır. Ve hükümlülerin başta avukat görüşü ve ziyaretçi görüşü olmak üzere belirli hakları mevcuttur. Ancak Sayın Öcalan açısından baktığımız zaman devletin kendi kanununu dahi uygulamadığı ve kendi kanunu uygulamamak pahasına bu şekilde bir tecrit yöntemine başvurarak Öcalan'ın ne avukat görüşü yapması ne de ziyaretçi görüşü gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu hakların 5271 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda açık bir şekilde teminat altına alındığı görülmektedir. Ancak Öcalan açısından bu hakların uygulanması son derece keyfi bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Avukatların rutin olarak yaptıkları görüşme talepleri çoğu zaman koster bozuk, hava muhalefeti sebepleriyle reddedilmiş ve aynı zamanda da ziyaretçi görüşleri belirli periyotlarla gerçekleştirilmiş. Ancak en son 25 Mart 2021 tarihinden beridir Sayın Öcalan'dan haber alınamamaktadır. Yani yine bunun altında da çeşitli sebepler yatıyor. Yine Orta Doğu coğrafyasının genel durumunu değerlendirdiğimizde, başta Suriye'de 2011'den beri devam eden bir çatışma süreci var ve bu çatışma sürecinin bir yansıması olarak mültecilerin Türkiye'ye akın etmesi ve Türkiye'nin de Avrupa'ya bu şekilde bir söz vererek mültecilerin Avrupa'ya geçirilmemesi ve Türkiye'de belirli bir bölgede tutulması ve tabiri caizse bir tampon bölge görevi görmesi sebebiyle çeşitli tavizler verdiğini ve bu tavizlerin başta da Kürtlerin statü taleplerine yönelik bir darbe girişimi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunların en başında hak ihlalleri alanında çalışan kurumlar geliyor ve hak ihlalleri alanında çalışan kurumlara da bu şekilde siyasi bir baskıyla ve sürekli mülteci tehdidiyle baskı altına alarak bu şekilde bağımsız kurumların gerekli ihlallerin giderilmesi için çalışmalar yapmasının önüne geçtiğini hep beraber izlemekteyiz. Öyle şimdi bir topluma bir
şeyler kabul ettirilmek isteniyorsa bu en başta hapishanelerde gerçekleştiriliyor ve daha sonrasında halka indirgeniyor. Şimdi Öcalan'ın genel durumuna baktığımız zaman uzunca bir süredir İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Gerek avukat görüşü olsun, gerekse de ziyaretçi görüşleri olsun, bunların hiçbiri gerçekleştirilmediğinden kaynaklı dışarısıyla izole bir şekilde İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Tabii ki Sayın Öcalan'ın halkların özgürlük ve statü taleplerini dile getirmesinden kaynaklı olarak halklarda belirli oranda bir karşılığı vardır. Ve bu anlamda da halklar Öcalan'ın bu durumuna karşı tepkilidir ve bu koşulların düzeltilmesi için belirli zamanlarda eylemsellikler gerçekleşmektedir ve aynı zamanda da devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrılar yapılmaktadır. Şimdi şöyle, Sayın Öcalan 5271 sayılı ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna göre bir yükümlüdür ve bu hükümlülerin belirli hakları vardır. Bunların en başatı avukat görüş hakkıdır ve avukat görüş hakkı hükümlülerle ceza infaz kanunu uyarınca hükümlülerle mesai saatleri içerisinde ve hafta içi olmak üzere gerçekleştirilmektedir. Ancak yapılan başvuruların baktığımız zaman başvuruların reddedildiği ve bu anlamda da Sayın Öcalan'ın durumunun yakından takip edilmesi gerektiği açık bir şekilde ortadadır. Yani verilere bakmak gerekirse son 11 yılda Mayıs-Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan 5 tane görüşme dışında herhangi bir avukat görüşü gerçekleştirilememiştir. Ve bu sebeplerle biz sağlık durumu ve koşullarından dolayı endişe ediyoruz. 2014'ten bu yana 5 ziyaretçi görüşmesi gerçekleştirilmiş. En son ziyaret ise 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yine 25 Nisan 2020 ve 25 Mart 2021 tarihlerinde ise 2 tane telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş. 25 Mart 2021'den beridir de haber alınamıyor. Bu kapsamda 25.05.2021'de 768 avukat Sayın Öcalan'la avukat görüşmelerinin gerçekleştirilebilmesi için ve koşullarının düzeltilmesi için çağrıda bulundu. Ancak bu çağrılar yalnızsız bırakıldı ve akabinde 10 Haziran 2022 tarihinde 775 avukat Sayın Öcalan ve İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan diğer mahpuslarla görüşme yapmak üzere talepte bulunmuşlardır. Yine başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 22 farklı ülkeden 350 avukat ve Orta Doğu'dan 756 avukat görüşme yapmak için başvuruda bulunmuştur. Yine bu başvurularımızın tamamı yanıtsız bırakılmış. Ve bu anlamda da müvekkilimizin can güvenliği ve koşulları hakkında endişe duyduğumuz için biz bu şekilde bir başvuru yaptık. Ve aynı zamanda devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirip mahpusların kanunla düzenlenen haklarının yerine getirilebilmesi için bu şekilde başvuruda bulunduk. Biz bu başvuruları yaptık. Ancak başvurularımız yanıtsız bırakıldı. Hiçbir görüşme talebimiz karşılanmadı ve görüşme taleplerimizin neden karşılanmadığına dair de herhangi bir açıklama devlet kanadından yapılmadı. Bu kapsamda barolara başvurular yaptık ve barolar nezdinde yapılan başvuruların aynı zamanda TBB'ye iletilmesi ve bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Bu anlamda Van Barosu'na başvurumuzu yaptık ve Van Barosu aracılığıyla meslek kuruluşumuz olan Van Barosu aracılığıyla müvekkilimiz ile görüşme yapabilmemiz hususunun TBB ve Adalet Bakanlığı nezdinde bir karşılığının oluşturulması için bu şekilde başvuruda bulunduk. Barolar avukatlarının mesleklerini icra ederken
destekte bulunan ve avukatların hak ve yükümlülüklerini koruyan, yerine getiren kurumlardır. Bu anlamda baroların bu şekilde girişimlerde bulunarak avukatlık mesleğini icra etmemiz için kolaylaştırıcı bir pozisyonda olması gerekiyor. Bu anlamda gerekli başvurularımızı yaptık ve bundan sonraki süreçte de gerek Türkiye Barolar Birliği ve gerekse de Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep edeceğiz. Şöyle, Adalet Bakanlığı mevzuatın uygulanmasından sorumludur ve aynı şekilde devletler kendi yaptıkları kanunları, kendi koydukları kuralları uygulayan ve aynı zamanda uygulanmasını da denetleyen en büyük aygıt konumundadır. Bu anlamda Sayın Öcalan üzerindeki yoğunlaştırılan tecridin ülkenin kanunlarının uygulanması noktasında sonlandırılmasını ve aynı şekilde devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirerek bu başvurulara olumlu yönde yanıtlar vermesi ve Sayın Öcalan başta olmak üzere tüm toplum üzerindeki tecritin kaldırılması yönünde biz çağrımızı yapıyoruz.